Sakarya Meydan Muharebesi. Bu vatan toprağın karabağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. Kurtuluş ve kuruluş mücadelemizin isimsiz kahramanları. Viyana çekilmesine 238 yıl sonra Sakarya Nehri boyları, Polatlı ve Haymana'da durduran aziz şehitlerimiz. Yedi düveli bize getirmek için cepheden cepheye koşan, adını peygamberinden alan Mehmetçikler. Eşini ve oğlunu Çanakkale, Sarıkamış, Galicia, Hicaz ve Yemen ellerinde şehit verip Kurtuluş Savaşı'na baltasıyla katılan Anadolu anaları. Vatanımız işgale uğramasın, ezanlar susmasın, bayraklar inmesin dediler. Göğüslerini düşmana siper edip yurdumuzu çiğnetmediler. Tarihimi öğreniyor, tabiatı seviyorum sosyal sorumluluk projesini başlatan Devri Alem Belgesel Program Yapımcısı ve Avrasya Gazeteciler Derneği Genel Başkanı İsmail Kahraman, hatıra ormanı ve şehitliğin gençlere tarih bilinci kazandıracağına dikkat çekti. Öğreniyor, tabiatı seviyorum projesi kapsamında Polatlı'dayız ve Polatlı Doğatepe eteklerinde Kartal Tepe'nin hemen yanı başında. Burada şehitlerin ruhunu şad ettik. Onlar planda yaşasın dedik. Planlarımız şu an Diktik Üniversite öğrencisi, tarih öğrencileriyle birlikte. Sakarya Meydan Muharebesi. Sakarya Meydan Muharebesi. Thank you.
Sakarya Meydan Muharebesi. Sakarya Meydan Savaşı aslında bütün milletçe topyekün o milli iradenin ortaya konduğu, bütün varımızın yokumuzun ortaya konduğu, halkın da bütün desteğinin verildiği bir muharebe olarak da anılmaktadır. Halkımız için bu emre itaat etmeyenlerin istiklal mahkemelerinde yargılanması için Kastamonu, Ankara gibi illerimizde 4 tane vilayetimizde İstiklal mahkemeleri kurulmuş ancak hiçbirisi İstiklal Mahkemesi'nde bu sebeple yargılanmamıştır. Bu da halkımızın özveriyle bu emirlere itaat ettiğini gösteren önemli bir hadisedir. 23 Ağustos'ta düşman önce Mangal Dağı bölgesine, yani sağ kanat bizim batıya döndüğümüz zaman bizim sol kanadımıza vurduğu Mangal Dağı, on Türbetepe bölgesine, şu elimin gösterdiği bölgedir, hemen Atatürk'ün arkasında olan sırtlar. O bölgeye ilk birinci hafta yaptıkları bir çevirici, Haymana'nın güneyinden Ankara'ya doğru yapmak istedikleri bir çevirici hareket vardır iki kol ordusuyla. Ancak buradaki bulunan birliklerimiz ciddi bir mücadele vermişler. Bulundukları hattı terk etmemişler. Yenilmişler bazı mevzilerde. Mangal Dağı'nın ilk mevzileri işgal edilmiş. Ancak o mevziye Mustafa Kemal Paşa, evet burası işgal edilebilir ama onun gerisindeki hatta, hemen bir sonraki hatta tekrar mevzilenerek savunmaya devam edecektir birlikler diye talimat verdikten sonra, direktif verdikten sonra o hatlar savunmaya başlamış ve cephemiz batıya dönmüşken o Mangal Dağı'nın bir kısmının düşmesiyle cephemiz güneye doğru şu şekilde dönmüştür. Daha sonra ikinci hafta içerisinde ise sağ kanattan sonuç alamayınca Yunan ordusu bu sefer merkez kanada, yani Doğa Tepe'nin ve kuzeyine doğru olan bölgeye de 30 Ağustos'tan itibaren taarruzlarını yapmış. Bu Doğa Tepe 30 Ağustos'ta maalesef düşmüştür. 9 Mayıs 1919. Ve ilk verdiği bir demeç var. Diyor ki biz Elen ırkını kurtarmaya geldik kardeşim. Anadolu'da Elen ırkı ne kadar? Türk ne kadar? Müslüman ne kadar? Bir kral geliyor ve diyor ki biz Elen ırkını kurtarmaya geldik. Ve beyaz bir atın üzerinde geliyor efendim. Tarih 29 Mayıs. Bakın özel bir tarih. Konak meydana iniyor ve bunu ilan ediyor. Ardından İnönü Savaşı'nı kazanmışsınız siz. Tamam mı? Çok güzel. 21 İnönü Savaşı kazanmışsınız. Fakat Eskişehir Kütahya'yı kaybetmişsiniz. Yunan kralı gelmiş. Büyük bir moral, büyük bir depo elde etmişler. Çok büyük sayıda bir asker getirmişler. Ve siz 200 kilometre yakın bir alanı terk etmek zorunda kalıyorsunuz. Kolay bir hadise değil. Ve mecliste büyük tartışmalar var. Biz burayı terk edelim, burayı bırakalım, Kayseri'ye taşınalım, ne yapacağız? Ya halk bıkmış, milletvekilleri de bıkmış. Ve orada bir lider var. Kesinlikle bırakamayız diyor. Ve başkomutan seçiliyor. Ve Ağustos ayı itibariyle, Ağustos'un 7-8'inde verdiği kararlar var. Tekrar emirliğe kararları. Halka gideceğiz. Başka nereye gideceksiniz? Ama halk bıkmış savaştan kardeşim. Eskişehir Kütahya'ya bakıyorsunuz, 100 bin yakın ordunun yarısı savaş alanını bırakıp gitmiş. Ve bu insanı siz yeniden kanalize edip buraya çağırıyorsunuz. Ve halka bir güven olayı var bakın. Ve savaş 22 gün 22 gece süren bir savaş. Milletvekili geliyor. Çamaşırını kendisi orada yıkıyor. Burada cephede savaşıyor. Şimdi böyle bir cephe bu cephe. Yani ben ilk defa geliyorum. Yanlış yapmışım. Şimdiye kadar gelsem daha iyi olurdu. Biz hep farazi anlatıyoruz. Önce biz kendimizden başlamamız lazım. Nasıl anlatırız? Önce bir kendimizi anlatalım. Şu coğrafya, şu ortamı gördüm. Şurayı gördüm. Çok farklı bir ortam. Tarihi önemi olan bir yerdeyiz. Şühedanın
kağıt üzerinde tarih yazıldığı değil de tarihi bizatihi yaşattığı ve yazdırdığı yerdeyiz. Çanakkale Savaşı bizde hep önem arz etmiştir. Hala da öyledir ama şöyle de bir gerçek var galiba. Çanakkale Meydan Muharebelerini deniz ve kara kazandıktan sonra maalesef Birinci Dünya Savaşı'nı yine kaybetmiştik. Burada böyle bir imkanımız da yoktu. Yani bu muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi'ni kaybettiğimiz takdirde bütün savaşı kaybedebilirdik. Yani Milli Mücadele veya Kurtuluş Savaşı olarak adlandırdığımız savaşı kaybedip kaybetmeyeceğimizin artık dönüm noktası olduğu bir yerdeyiz. Buradan ötesi büyük ihtimalle yoktu. Viyana çekilmesinden Sakarya zaferine canları ve kanlarıyla destanlar yazan aziz şehitlerimize minnet ve şükran borcumuz var. Onlar gencecik fidanlar, birer damla çocuktular. Kan gibi dökülüp aktılar ülkemizin ırmaklarına. Can oldular vatan topraklarına. Onlar çiçek çiçek açıp gittiler. Zaferler tarihimize şan ve şeref verdiler. Halen gelincikler kızıl, güller al aldır. Tüm çiçekler renklerini isimsiz ve mezarsız şehitlerden alır. Meçhul askerdense de isimleri Ahmet, Mehmet, Ali, Hüseyin, Mustafa'dır. Anadolu coğrafyasından savaşlara gönüllü katılan, bizi düşmana çiğnetmeyen Eroğlu erlerdir. Onlar sabah güneşinin ilk ışıkları, akşamın grup vakti kızıllığıdır. Onlar için ne yapsak az. Sakarya Meydan Muharebesi. Tarihe en uzun meydan muharebesi olarak geçen 1921 yılının Ağustos ve Eylül aylarında 22 gün 22 gece süren bu savaşlarda toplam 5700 şehit verilmiştir. Avrasya Gazete, Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği'nin öncülüğünde Tarihimi Öğreniyor, Tabiatı Seviyorum sosyal sorumluluk projesi kapsamında Haymana Mangal Dağı eteklerindeki 3 dönümlük alanda isimsiz ve mezarsız şehitler fidanda yaşasın diye 1042 karaçam ve mavi sedir fidanı dikilerek hatıra ormanlığı oluşturuldu. Haymana Mangal Dağı'ndayız. Zira burası ilk saldırıya uğranır ve burada destanlar yazar. O aziz şehitlerimizin hatırası yaşasın diye bu fidanları dikiyoruz. Şehitler için başlatılan fidan dikme kampanyasına gençler, çocuklar ve kadınların büyük ilgi göstermesi duygu dolu anlar yaşattı. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgınları zincir vuracakmış yaşarım. Türkler gibiyim, bendimi çiğner aşırım. Geçmişimizle, şehitlerimizle, Ayşe, bugünümüzle Ayşe, gerçekten buyurun, emeği geçen insanlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Vatana, millete gerçekten çok büyük bir hizmet edildi. Ağaçlandırma töreninde yapılan konuşmalarda Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemi dile getirildi. Sakarya Meydan Muharebesi olarak geçiyor. Herkes zanneder ki Sakarya ilinde geçmiş bazı insanlarda öyle bir algı oluşuyor. Hayır, Polatlı'dan bu Haymana'nın Mangal Dağı'na kadar bu hat üzerinde geçmiş bu savaş ve hakikaten ülke savunmasının en son kalesi dediğimiz yerdi burası. Sakarya Meydan Muharebesi. Haymana Mangal Dağı Kurtuluş Savaşımızın dönüm noktasını teşkil etmektedir. Ankara Orman Bölgemizli olarak burada şehitlerimizi anmak, onların yapmış oldukları fedakarlıkları bir kez daha burada hatırlamak için bir hatıra ormanı oluşturalım dedik. Herkesin katkısı oldu. Başta İsmail abi olmak üzere. 42. alay buraya, 47. alayımızda Afyon üzerinde yine savaşın cephesi 100 kilometreden fazla gidiyor ve burada toplu olarak şehitler veriliyor. Komutanları ve
bu alayların hemen hemen tamamına yakınını şehit veriyoruz. Birçok subay ve gönüllerin şehit olduğu Mangal Dağı isimsiz şehitlerimizi bağrında barındırıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Mangal Dağı'nda yaptığı şehitlik anıtı ziyaretçiler tarafından takdir ile karşılanıyor. Şehitlikte fatihalar okunup dualar ediliyor. Bu ormanın oluşmasında bizi sürekli motive eden Devri Alem programının yapımcısı İsmail Kahraman Bey'e hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu, Milli Parklar Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcılarımız ve Bölge Müdürümüz burayı Milli Park ilan ettiler. Emeği, etkisi, katkısı olan herkese biz teşekkür ediyoruz. Sakarya Meydan Muharebesi. Kuruluş ve Kurtuluş Savaşımızın dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi'ni gençlerimize tanıtmak ve tarih bilinci oluşturmak için gençlerimize şehitlikler gezdirilmeli ve savaş alanları ile ilgili bilgiler verilmelidir. İnanıyorum bugün burada yapılan bu tören 81 ilimize de ışık tutacak. Her ilimiz gelip Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı bu alanda böyle birer şehitlikler organize edecekler. Türkiye'nin 81 ilinden şehitler için Sakarya Nehri boyları, Haymana ve Polatlı bölgesinde hatıra ormanlığı kurulmalı. Eğitim çağındaki öğrenciler ve yeni yetişen neslimize Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndaki şehitlikler gezdirilip zaferler tarihimizdeki önemi anlatılmalı. Bu topraklara her Türk vatandaşının borcu var. Evet, İsmail Kahraman Beyefendi de bu borcunu, bu projeyi ortaya atarak şehitlerimiz fidanda yaşasın projesiyle borcunu ödemeye çalıştı. İsmail Kahraman Beyefendi'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 12 Ağustos'ta Atatürk Mangal Dağı'nı savunma hattına dahil ederken bu dağın önemini bilerek dahil etmiştir. Mangal Dağı ve Yunanlar 23 Ağustos 1921'de de baktığımız zaman ilk taarruz ettikleri bölgedir burası. Şehitliklerle genç nesle milli tarih şuuru da verilmekte. Sakarya Meydan Muharebesi, tarihi milli park alanı içindeki şehitlikleri gezen gençler, Mehmet Akif'in nasihatine kulak vermekte, ecdadına sahip çıkarak Asım'ın nesli olduğunu ispat etmekte. Tarihimi öğreniyor, tabiatı seviyorum sosyal sorumluluk projesini başlatan Devri Alem belgesel program yapımcısı ve Avrasya Gazeteciler Derneği Genel Başkanı İsmail Kahraman, hatıra ormanı ve şehitliğin gençlere tarih bilinci kazandıracağına dikkat çekti. Gidip de dönmeyen, onlardan bir daha haber alınamayan şehit dedelerimiz hakkında çok az şey biliyoruz. Onları araştırmak ve hangi coğrafyada, hangi toprağın kara bağrında yattığını bulmak boynumuzun borcu olsa gerek. Onlar sayısız savaşların atsız kahramanları. Yeryüzünün birçok yerinde toprağın bağrında anıtsız yatıyor. Büyük şair Mehmet Akif'in dediği gibi, şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Akıllara durgunluk verecek savaşların kahramanlarına ait abideler ancak gönüllere dikilip yaşatılabilir. Onlar çiçek çiçek açılarak gittiler. Ufuklara saçılarak gittiler. Şehit olup güle güle gittiler. Dünyanın neresinde olursa olsun, toprağın bağrında kefensiz yatan şehitlerimizi unutmayacağız. Biliyoruz ki unutulmak acıların en büyüğü. Sakarya Meydan Muharebesi. 13 Eylül 1921 günü güneş Sakarya Ovaları, Polatlı ve Haymana Dağları'ndan zafer müjdesiyle doğar. Sakarya Meydan Muharebesi, kurtuluş ve kuruluş tarihimize altın harflerle geçer.
13 Eylül 1683'te başlayan geri çekilme, 238 yıl sonra yine bir 13 Eylül 1921 tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi zaferiyle Polatlı ve Haymana'da durdurulmuş ve karşı taarruza geçilmiştir. Tarihimi öğreniyor, tabiatı seviyorum sosyal sorumluluk projesini başlatan Devri Alem belgesel program yapımcısı ve Avrasya Gazeteciler Derneği Genel Başkanı İsmail Kahraman, hatıra ormanı ve şehitliğin gençlere tarih bilinci kazandıracağına dikkat çekti. Her şehit bir fidanda yaşasın. Tarihimi öğreniyor, tabiatı seviyorum. Bu bölge artık sizin. En güzel bölgeyi de size tespit ettiler. Karşımızda Dua Tepe, her yıl 13 Eylül'de burada devlet töreni düzenleniyor. Sizler de buraya geldiğinizde bu fidanlarınızı görmüş olacaksınız. Fidanları dikerken kulaklarınız da bizde olursa arkadaşlar, hızla fidanlarımızı da dikelim. Değerli arkadaşlar, bu bölge artık Kocaeli'nin en başarılı öğrenciler grubuna Orman ve Su İşleri Bakanlığımızdan tahsis edilen alan. Tarihimi öğreniyor, tabiatı seviyorum sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemini, şehitliklerin gençlere tanıtılması noktasında çalışma yapıyoruz. Sonrası Kırklarca Televizyon İçinler Derneği. Gençlerimizle beraber Gebze bölgesinden, ilk kez Gebze bölgesinden, Gebze ve Kocaeli bölgesinin liselerden seçilmiş en başarılı öğrenci grubuyla beraber burayı ziyaret ettik, geldik ve burada her şehit için bir fidan veya gençlerimiz şehitlerimizin şanı için bir fidan diksin, hem tabiatı sevsin hem de tarihini öğrensin diye Sakarya Meydan Muharebesi'nin bulunduğu bu alandayız. Dua Tepe'deyiz ve buraya Gebze bölgesinden geldik. Gençlerimiz birer fidan dikiyorlar. Artık onların Sakarya Meydan Muharebesi'nin bulunduğu yerde birer fidanları var ve buralar unutulmayacak. Evet arkadaşlar, tabii siz batıdan geldiniz. O geldiğiniz toprakların hepsi işgal edilmiş topraklar. Sizler halen şu anda İzmir'den denize çıkan Yunanlıların Anadolu'yu işgal ede ede geldiğimiz toprakların artık sonundasınız. Şu karşımızda gördüğünüz, bakın üzerinde anten bulunan tepe var ya, o tepenin yamacında yeşil bir tarla var. O tarlanın önünde menziler var. İçinde boylu boyunca menziler var. İşte atalarımızın o İzmir'den itibaren vatan toprağını savuna savuna geldikleri en son hat karşımızda duruyor. Tarihimi öğreniyor, tabiatı seviyorum sosyal sorumluluk projesini başlatan Devri Alem belgesel program yapımcısı ve Avrasya Gazeteciler Derneği Genel Başkanı İsmail Kahraman, hatıra ormanı ve şehitliğin gençlere tarih bilinci kazandıracağına dikkat çekti. 250 fidanımızı dikti. Ankara Orman Bölge Müdürlüğümüz fidanları getirdi. Doğa Koruma Milli Parklar Sakarya İl Müdürlüğü, yine Orman Bakanlığı'nın bir kurumunun sahası içerisinde. Tarihimi öğreniyor, tabiatı seviyorum ve şehitler fidanda yaşasın kampanyasıyla Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Dua Tepe eteklerinde fidanlarımızı dikmiş bulunuyoruz. Ve şimdi de Dua Tepe'ye çıkacağız. Gebze'den gelen öğrenci grubumuzla. Sakarya Meydan Muharebesi. Arkadaşlar, şu anda nerede olduğumuzu bir önce belirlememiz lazım. Biz şu anda Dua Tepe'deyiz. Bakın arkamızda görülen şehir Polatlı. Polatlı ilçesi. Ankara'yı görmek isteyenler şu kırmızı arabanın üzerinden bakıp Ankara'nın apartmanlarını görebilirler. Çizgi halinde yukarı doğru gidiyor. O hat tren hattı. Bu tren hattının hemen bu tarafında bir çizgi daha var. O çizgide Sakarya Nehri. Sakarya Nehri buradan akıp devam ediyor. Hemen bakın şu güneşin vurduğu vadide bir köy daha var. O köyde
O köyün hemen kuzeyinde, bakın hemen kuzeyinde şöyle bir vadi geliyor. Şurada ileride yeşillik bir alan var. Ağaçlıklar var, görüyorsunuz ağaçlıkların olduğu. Ağaçlıkların olduğu yerde Porsuk Nehri ile Sakarya kucaklaşıyor. Ve devam ediyor kuzeye doğru, Karadeniz'e yolculuğuna devam ediyor. Şu dağın arkasında da Ankara Çayı geliyor. Ankara Çayı'yla bu sefer Sakarya Porsuk'u almıştı. Ankara Çayı'nı da alıyor ve Karadeniz'e kadar gidiyor. Karasu mevkiinde denize dökülüyor. Buradaki bu sudan dolayı ve bu ovadan dolayı Frigler 3000 yıl önce buraya gelmişler, başkent kurmuşlar. Bakın şu beyaz evi görüyor musunuz hemen? Beyaz ev. Hemen yanında beyaz evin önünde bir tane tepecik var. Tepeyi görüyor musunuz? Evet. Evet, o tepe değil arkadaşlar. O tepe değil. O insan eliyle yığma bir toprak. Yani bir tümülüs. Tümülüs. Altında buradaki medeniyetin, Frig medeniyetinin kralı yaşıyor. Kim? Kral Midas. Kral Midas yaşıyor. Ve çevresinde onlarca, yüzlerce böyle tümülüs var. Aynı zamanda da hemen yan tarafında ileride antik kent var. Antik kentimizde Frig antik kenti duruyor. Evet, demek ki burası Ankara nasıl olsa şu anda başkentimizse 3000 yıl önce de burası Friglerin başkenti. Friglerin başkenti. Evet, şimdi tekrar Sakarya Meydan Muharebesi'ne dönersek burada bir heykel görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve bu savaşta başkomutan. Yani İzmir'de 15 Mayıs 1919'da Yunanlar İzmir'e çıktılar. 16 Mayıs'ta ne oldu? Atatürk Samsun'a hareket etti. Oradan örgütlenmesini yaptı. 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldi. Ankara'da geldikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. Ve ondan sonra da bu Büyük Millet Meclisi Atatürk'e ne yaptı? Başkomutanlık yetkisini verdi. 5 Ağustos 1921 başkomutan olarak cepheye geldi. Cephede bu savunma hattındaki askerleri ne yaptı? Denetledi. Bizim askerler nereden gelmişti? Sizin geldiğiniz istikametten, Eskişehir, Kütahya muharebelerinden sonra buraya çekilmiştik. Evet, bu kadar vatan toprağını bırakıp gelmiştik. Evet, işte bu insanlar baktığımız zaman hayatını hiçe sayarak bu vatan toprağını savunmak için ne yapmışlar? İstanbul'dan bırakmışlar ve buraya gelmiş. Arkasında Salih Bozok. Bakın iki insan görüyorsunuz. İki insanın heykelini görüyorsunuz. Aynı sınıf arkadaşı, aynı mahalleli. Öyle değil mi? Biliyor musunuz bunların hikayesini? Bakın aynı mahallede büyümüşler. Aynı memleketli, aynı sınıfta sınıf arkadaşları. Birisi başkomutan, birisi onun yaverliğini yapıyor. Yaverlik demek nedir? Yani onun hizmetine bakıyor. Düşünün siz sınıf arkadaşınız, sizin hizmetinize bakıyor. Ve Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda bakın, hikayeye bakın. Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda ölüm döşeğindeyken de gidiyor. Bir insan neresinden vurursa kesin kurtulmaz diye doktora soruyor ve kalbini gözü. Kalbi sıkarsan diyor kesin kurtulur. Ve Atatürk ölüm döşeğindeyken Salih Bozok, Atatürk öldükten sonra arkasındaki o mahallelisi, o arkadaşı, sınıf arkadaşı öbür odaya geçiyor, silahını çekiyor ve intihar ediyor. Düşünebiliyor musunuz bir insanı? Bir insanın başka bir sınıf arkadaşını bu kadar sevdiğini, bu kadar saygı duyduğunu. Sakarya Meydan Muharebesi. Tarihimi öğreniyor, tabiatı seviyorum. Sosyal sorumluluk projemiz, Avrasya Gazete Radyo Televizyon Yayıncıları Derneği ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı çerçevesinde Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemi, gençlere şehitliklerin tanıtılması konulu projemiz. Ve bu çerçevede Gebze'den birçok öğrenciyle buradayız. Fidan diktik şu an, Cuatepe'deyiz. Onlara bilgiler vermeye çalışıyoruz ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk Zaferler tarihindeki yeri ve önemi. Cuatepe, Kartaltepe, Beştepe'ler, ondan sonra Hıyata olan Velidede Tepe, arkasında da Yıldız Dağı. O Yıldız Dağı'ndan sonra Ilıca Özü Deresi gidiyor. Ilıca Özü Deresi bu tarafa doğru gidiyor. Yani savaş böyleyken, savunma hattı böyleyken bu sefer dönüyor bu tarafa doğru. Ve devam ediyor, devam ediyor. Bakın şurada, Polatlı'nın üzerinden bakın en son gördüğünüz büyük dağ Çal Dağı. Oraya kadar gidiyor. Yani savunma hattı aslında 100 kilometrelik bir savunma hattı. 30 kilometre bu savunma hattının 30 kilometre bir derinliği var. 30 kilometre bir derinliği var. Ve bu derinlik içerisinde bizler 22 gün, 22 gece atalarımız burada
canını dişine sakarak, yoklukla savaşarak ne yapıyorlar arkadaşlar? Bu savaşı, bu toprakları savunuyorlar. İşte en önemli arazi parçalarını şimdi söylüyorum size. Bakın, bu hat önce şu Beylikköprü'den Sakarya Nehri'ni geçiyorlar. 2-3 gün sonra artık buralara geliyor. 31'inde şu tepeler işgal ediliyor. 31 Ağustos 1921'de şu Kartaltepe, Beştepe'ler işgal edilince bizim üzerinde bulunduğumuz Doğatepe'de ne yapılıyor? Askerlerimiz tarafından bırakılarak hemen şu geçiş sahalarının ön tarafına geçiliyor. Mevziler var orada, mevziler. Şöyle derinlikte mevziler var, Bastıkale mevzileri. Ve o mevzilere geçiyor. Ve ileride aynı zamanda da Çağdağ. Bakın Çağdağ kaybedilince Ankara yakın, Ankara hemen şu dağ patlamalarını görüyorsunuz bakın. Ankara, bu Çağdağ kaybedilince Ankara'daki mecliste tartışmalar başlıyor. Tabii Atatürk yine Rafet Bey gizli bir emirle gerekirse Ankara'nın taşınması, yani meclisin çok kritik günler yaşanıyor. Ve o günlerde, o günlerde Atatürk'ün verdiği bir emir var. Hepiniz tarafında biliniyor. Evet, hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz diyor. Sakarya Meydan Muharebesi.